La havle ve la kuvvete illa billah. Dünya bütün güzellikleriyle beraber bir gün ölecek. Güneş ve yıldızların parlaklığı sona erecek ve karanlığa gömülecekler. Bütün dağlar kendi ağırlıkları ve azametleri altında yıkılıp gidecek. Ve bütün denizlerin mavi suları kirlenecek ve kaynamaya başlayacak. Ve ormanların yeşilliği kırmızıya dönüşecek. Tıpkı fırında erimiş demir gibi olacak. Bu süreç zarfında insanoğlu tıpkı evleri suyla dolan karıncalar gibi korkacak. Bir sığınak bulabilmek için kaçışacak. Kaçacaklar. Ve kaçacaklar. Ve cenneti nerede bulacaklar? Kendileriyle Allah'ın cenneti arasında bir köprü görecekler. Ve bu köprü... bazen geniş, bazen dar, bazen düz, bazen engebeli olacak. Bazen keskin, bazen de kaygan. Bu dünyada yaptıklarımız köprünün nasıl olacağını belirleyecek. Kötü hükümdarlar için bir saç kadar ince olacak ve kaygan. Çok kaygan. Çok kaygan. O gün uzuvlarımız yaptığımız adil ya da adil olmayan şeyler için tanıklık edecekler. Ve hiçbir şey adaletsizlik kadar korkunç olamaz. Muhtar Ebu Ubeyd el-Segafi'yi bir süre için hükümdarınız olarak seçtiniz ve herkesi adil olarak yönetmesini beklediniz. Haklarınızı koruyabilmek için elimden geleni yaptım ve adaletsizlikle savaşmaya çalıştım. Ne yaptığıma ve kim olduğuma Allah şahitlik edecektir. Bana yalancı ve acımasız diyenler, beni dünyayı seven ve otorite yanlısı biri olarak gördüler. Sadece Allah'ın peygamberleri ve vekilleri günahsızdır. İsyan sırasında bazen hatalar yaptığımı inkar etmiyorum ve bazen günah da işlediğimi biliyorum. Kulaklarım gerekeni duymadı, gözlerim gerekeni görmedi. Allah'tan beni bağışlamasını istiyorum. Ve en büyük bağışlayan Allah'tır. Ve bugün Takiye ile savaşmak için gidiyorum. Bu dinin en büyük düşmanıdır. Takiye her fırsatta kendini dürüstlük timsali olarak gösterir. Takiye para gibidir. Bir tarafında Allah'ın adı vardır, diğer tarafında ise şeytanın resmi. İnsanlar hep Allah'ın ismini görür. Ama marifet şeytanı görmektir. Ve bu dürüstlük timsallerinin Ali'ye ve taraftarlarına çektirdiği acıyı biliyorsunuz. Bunu din adına yaptılar. Ey gerçekten inanan insanlar! İnanın. Size söz veriyorum, isyan sırasında yaptığınız gibi kılıcınızı sallamaya devam ederseniz, kazanacaksınız. Ve takiyeci düşmanı yeneceksiniz. Ve aranızda bazıları, bu savaşa katılmayıp teslim olmayı düşünebilir. Artık birbirimize bağlılığımız kalmadı. Ama onları uyarmak istiyorum. Takiye,
İradenizi kırıp onlardan aman dilemeniz için size zaman verdi. Ama fethettikten sonra hiç şüphem yok, hepinizin boynunu vurduracak. Ama yine de hepiniz Allah'a emanet olun.